Evet, son durum böyle. Kesinleşmemiş sonuçlar var, itirazlar var. Büyük şehirlerdeki tablo eldeki sonuçlara göre şekilleniyor. Bize bir resim veriyor. Yani şu an itibariyle de sonuçlar aslında konuşuyor. Biraz da onları konuşturacağız şimdi. Yani o rakamları konuşturacağız. Ne söylüyor bize diye. Bir taraftan da yeni akan data var tabii ki. Hepsini beraber aktarmaya çalışacağız. Profesör Doktor Yaşar Hacısalioğlu, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulak ve Habertürk Ankara temsilcisi Fevzi Çakır da bizimle beraber olacak bu yayında. Başkente dönerek başlayacağım Fevzi. Elinde yeni doneler var diye biliyorum, öyle anladım. Seninle başlayalım ve tabii bu saati, daha doğrusu bu saatin sohbetini başlatmak istediğin tespitlerine onları duyalım, sonra İstanbul'dan da konuklarımız katılsınlar. Afiş'in yurt dışı seçimleri takip ediyordum açıkçası. Ona dair son verileri paylaşayım. Zira seçimin sonucunu etkilemesi bağlamında takip ettiğimiz bir durumdu bu. An itibariyle yurt dışı oyların %95,80'i sayılmış durumda. Buna göre %95,80'e göre söyleyecek olursam Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 56,93'ünü alıyor oyların. Bu da 966.222 oya tekabül ediyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu %40,08'ini alıyor. Bu da 600.217 oya tekabül ediyor. Sayın Sinan Ogan 1,91 oy oranına ulaşmış yurt dışında. 32.449 oy almış. Muharrem İnce ise 1,07 oy çıkmış yurt dışında. 18.213 oy oranına ulaşmış görünüyor Muharrem İnce. Yurt dışındaki tablo artık büyük oranda netleşti. Bu anlamda bazı yerleri etkileme potansiyeli var yurt dışı oyların. Ona dair de birkaç tespit aktarmak isterim Afşin. Malum yurt dışı oylar Türkiye genelinde dağıtılacak ve bazı illerde milletvekillerinde değişikliğe neden olabilecek. O illere dair de birkaç tespitim var. Bunu da aktarayım. Evet. Muhtemeldir Mehmet Ali Kulat'ın elinde de buna dair veri vardır. Ancak benim yaptığım çalışmaya göre yurt dışı oyların dağıtılması halinde yurt içinde AK Parti Hakkari'de 3-0 halihazırda HDP 3 vekili de kazandı. Bir vekilliği 600 küsür oyla AK Parti alabilir. Bu durumda HDP 2, AK Parti 1 vekil sayısına gelebilir durum. Hakkari'de böyle bir kritik tablo var. Bunu ifade etmiş olayım. Isparta'da da benzer bir tablo var. Yurt dışı oylar dağıtıldığında Isparta'da AK Parti'nin artı 1 vekillik kazanması söz konusu. Halihazırda Isparta'daki tablo AK Parti 1, CHP 1, MHP 1, İYİ Parti 1, İYİ Parti'nin bir vekili Isparta'da yurt dışı oylarla AK Parti'ye geçebilir. Bunu da belirtmiş olalım. İstanbul'da benzer bir durum var. İstanbul 3. bölge kritik. İstanbul 3. bölgede 6200 dolayında ilave oy gelmesi halinde AK Parti'ye CHP'den bir vekilliği AK Parti'nin alması söz konusu olacak. Bu da yakından takip edilen bir durum AK Parti Genel Merkezi tarafından. Bursa 2. bölgede de yine benzer bir tablo söz konusu. CHP'den bir vekilliğin AK Parti'ye geçmesi gibi bir durum ortaya çıkabilir. Buna mukabil Batman'da değişik bir tablo var. Batman'da da AK Parti ve yine yeniden Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi arasında bir değişim olacak gibi duruyor. Halihazırda AK Parti buradaki bir vekilliğini Yeşiller Sol Gelecek Partisi'ne, bir diğer adıyla HDP'ye kaptırabilir. Yurt dışı da oyların etkileme potansiyeli hayli yüksek. Bunu da belirtmiş olalım. Son olarak şunu söyleyeyim. Sayılar üzerinden son olarak şunu söyleyeyim. YSK sistemine halihazırda yurt içi oyların %100'ü işlenmiş durumda. Afişin.